yatış parası oldu. Ben burada inemedim. Bir yıl oldu ben buraya dükkanı açalım. Bir yıl önce bizim 50 liraya, 48 liraya sattığımız etimiz şu anda 110-120 lira. Vatandaşın alım gücü çok aşırı düştü. Vatandaş et almakta çok aşırı zorlanıyor. Biz açtığımızda burayı atıyorum günlük 110-120 kilo et satıyorduk peki. Biz şu anda burada günlük 20 kilo, 25 kilo ve zorlanıyoruz artık. Geçen yıl koyun eti kaçtı, dan eti kaçtı. Geçen yıl koyun etinin kilosu 75 liraydı, 80 liraya satıyorduk. Kemiksiz 80 liraydı. Bu sene kaçtı ya? Şu anda 135 lira 140 lira arası geçiyor. Sınıf anladığımız için. Ve geçen sene yine altını çiziyorum. Geçen sene 110 kilo sattığımız eti biz bu sene 20-25 kilo zor kapatıyoruz. Artı geçen sene biz bu dükkan kirasını tuttuğumuzda dükkan kirasını düşünüyorduk. Nasıl ödeyeceğiz, nasıl çıkarız bu işin içinden diye. Şu anda dükkan kirasını kenara bıraktık ve kelim elektrik faturası. Geçen ay ben 4800-4790 lira elektrik faturası ödedim. Peki vatandaş et alabiliyor mu? Kesinlikle alamıyorum. Peki bir de nasıl ödüyoruz elektrik faturası? Bu dolabı kapatıyoruz, 2 saat dinlendiriyoruz, camdaki dolabımızı açıyoruz. Lambalarımızı görüyorsunuz, çoğunu yakmıyoruz. Yakamıyoruz. Yani dolabı sırayla mı çalıştırıyoruz? Sırayla çalıştırıyoruz ve o şekilde biz 4800 elektrik faturası ödüyoruz. Ve şu anda işlerimizde dediğim sana %80 kaybımız var. Ve maliyetler artıyor. Vatandaşın alım gücü yok. Bir de şöyle bir şey var belki. Mesela geçen sene adam cebine 200 lira para koyuyordu. Pazara gidiyordu. Dönüşte kaç para? 100 lira, 100 lira geliyordu. Buradan 2 kilo, 1,5 kilo etini alıp gidiyordu. Şu anda vatandaş cebine 300 lira koysa cebinde yarım kilo alacak parası kalmıyor. Vatandaşın alım gücü gitti artık. Biz yine diyorum. Biz artık zararına çalışıyoruz. Ha bu ay düzelir mi, bu ay düzelir mi, bu ay düzelir mi? Biz her ay 8, 10, 12 bin lira her ay içeri giriyoruz. Yaz sezonunu geçirdik, boş geçirdik peki. Yani kasabın en güzel sezonu, bizim Niğde gurbetçisi gelir. Kendiniz bilirsiniz. Gurbetçisi gelir diye halde biz burada şey yapamadık. Para kazanamadık. Para kazanamadık ve zarar ettik. Ve önümüzde kocaman bir kış var. Biz bunun tutmasını nasıl yapacağız? Ufoyla yapacağız, yine gelecek 5 bin lira. Ve işlerimiz, şu anda işlerimiz yine yer yer düşecek. Biz çok kötü perişan haldeyiz peki. Yani esnafın, bir esnafının sor şu anda hangisine gelirsin? %95'i ben işimden memnun değilim diyecek. Tezgahta ürün var ama müşteri yani, yok. Tezgahta ürün var, kesinlikle müşteri yok. Ha, işin aslına gelecek, yarın bir gün tezgah kapatırsa bulamayacağız. Olmayacak çünkü. Hayvanlar da kesmek. Hayvanlar da kesmek diyor. Aynen. Mesela önce dana kesiliyordu. Dana kesimi vardı. Şu anda fiyatları da yükseldi. Şu anda dana kesimi 94 lira. Çevikli karkas bir şekilde. Biz bunu attık getirdik, maliyeti bunun 114 lira, 115 lira var bir vekil. Sütenekler de kesildi. Biz şu anda eti satıyoruz 100 liraya, 110 liraya, bir mark veriyoruz 95 liraya. Sütenekler sizin de girdi maliyetleri artmış. Abi yükseldi vekilim. Zarardaydı. 350 liraydı, 20 gün önce 355 liraya yemin aldık. Ve senin 355 liraya aldık. Bu ay 400 lira. Aradan 25 gün geçti, 400 lira oldu. Vekil, vatandaş 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo nasıl alıyor eti? Yok vekilim, her 10 kilo. 50 lira, 40 lira, 50 lira. Böyle gün geçiyor. Çeşitli azaldınız. Tabii ki azaltıyoruz. Şürtüyoruz, tezgahı şürtüyoruz, az yapıyoruz. Mesela o zaman 110 kilo yapıyorum, tezgahı atıyorum. 110 kilo satıyorum, 110 kilo satıyorum. Tattığım zaman tezgah doluyor. Şu an hepsi yer yer yer. Ve dizdiğimiz tezgah, yani ertesi gün aynı kalmış, bozulmuyor. Ha, yani alım olmayınca birkaç günde ancak satabiliyoruz. Aynen işte maliyetler aşırı yükseldiği için peki aşırı yüksek maliyetlerimiz yeminle işin içinden çıkamıyoruz. Hani vallahi çıkamıyoruz. Bak görün şu yanında ikinci bir kişiyle çalıştıramıyoruz. Çalıştıramıyoruz peki nasıl çalıştıracağız? Adam iş vermesin asgari ücret vereceğiz. 2 lira sigortasına 25 lira. Sabah bir akşam yerim 10 bin lira. Zaten 10 bin lira bir zarar ediyoruz. Ayın 20 bin lira. Siz prim yatabiliyor musunuz? Kesinlikle yatıramıyoruz. Açın bakın abi Ferhat düştü bakın benim sigorta bağlı borcuma. Daha iyi oldu değil. Yatıramıyoruz. Sigorta ediyoruz. Yetişemiyoruz. İmkanı yok yetişemiyoruz. Ha, olur mu olur mu olur muyla gidiyoruz. Bunu niye dedik esnafın %95'in tekrar ayın mı aklını gezin vekilim. Yeminle böyleyiz. Çok kötü. Tüm vasıfların aynı sorunu yaşıyor. Vasıfların %95 aynı sorunu yaşıyor. Büyük kentlere göre burada et fiyatların da makul. Ama aynı bu makul fiyata rağmen vatandaşın geliri daraldığı için gerekli ürünü alamıyor. O da size yansıyor. Tabii ki güzel. Esnaflarda da birkaç yerde gördüm artık bazı işçileri de kapanma noktasına gelmiş. Biz iki ayda demeyiz olmasa biz de kapatacağız. Ne yapacağız ondan sonra vekil? Bundan sonra ne yapacağız? Kimin yanına evlere çalışacağız? Nasıl yapacağız? Elektrik faturası, ev elektrik faturası geliyor 400 lira. Efendime söyleyeyim, ev kirası var 1500 lira. Benim 3 tane çocuk ailelerimiz var. Çocukların okul masrafı zaten 4 lira vekil.
Nasıl geçinmeliyiz? Ne yapmamız gerekiyor? Ya bir hükümet de biz akıl ver, ya da ekonomist kurarımız akıl versin. Fiyatlar geriye gelecek falan diyorlar, böyle bir şey yok. Vekilim, geçen sene bizim 70 liraya, 58 liraya sattığımızı bu sene 120 lira, 110 lira. Nasıl düşüyormuş peki? Nasıl düşüyormuş? Geçen sene benim 35 lira, şimdi 140 lira. Nasıl düşüyormuş? Yani her şey yükseliyor, bir de maliyette açlık çok fazla oldu. Yani şu an en büyük sıkıntıların bir tanesi elektrik. Ve hala bak bu ay yine az önce yemin ediyorum elektrikçi geldi. Dükkanın faturasını kesmeye geldi, daha yeni yatırdı. Arkadaşlar perdeciden boş bulduk. Elektrik faturasını alıp kesmeye geldi. Kesse ben bu ihtiyacım hep kokulup çöp atma torundayım. Nasıl yapacağız vekilim? Faturam burada mı? Burada vekilim buyur. Geçmiş faturayı yeni yatırdın işte. Daha yeni yatırdın geçmiş faturayı. Evet. Bunlar geçmiş faturanın 9. ay faturası. Bak müdürüm. Kesmeye gelmişler. Vekilim şurada. Son ödeme tarihini görüyorsunuz. Aha burada. Ve yatırdığım tarihe de bak müdürüm. Vekilim. Bunu siz geleceksiniz diye falan değil. Karşı tarafa sorabilirsiniz. Fedasçı da sorabilirsiniz. Daha yeni yatırmışım ben bunu. Kesmeye geldikleri için esnaf arkadaşımızda boş bulduk yatırdık biz bunu. Evet. Yani bu kadar sıkıntı... Osmaniyeli'nde kuruyemiş ticareti, toptan ve perakende kuruyemiş işiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 ay önce buraya perakende mağazası açtık. Açarken dikkat çeksin diye ülkenin ekonomisine iyi gitmediğinden dolayı tabelamızı ters takma gereği duyduk. Tabelayı ters taktıktan sonra burada geçen belki 1000 taneye yakın şahıs sordu neden ters taktınız. Biz de takan ustanın sarhoş olduğunu ve yanlışlıkla ters taktığını ima ettik. Daha sonra hakikaten ülke ekonomisine iyi gitmediğini, yani maliyetler arttıktan dolayı, ülkede hukuk ve adaletin düzenli işlemediğinden dolayı tabelamızı ters taktığımızı vatandaşlara anlattık. Ama herkesin dikkatini çekti. Orası doğru. Geçen sene biz 5.000, 6.000 lira yakıt öderken 3 tane aracımıza şu anda 25.000 lira yakıt parası ödüyoruz. Yani maliyetler arttı, her şey arttı. O yüzden dolayı bir tepkimiz olsun diye böyle tabelamızı ters takma gereği duyduk. Ülke ne zaman düzelir, her şey rayına otursa biz de tabelamızı normale çekmeyi düşünüyoruz. Amaç bir tepki oluşturmak, insanlarda bir bilinç oluşturmak niyetiyle bu tabelamızı ters taktık. Doğrudur yani ters takması düzenin ters gitmesinden kaynaklanan bir durum. Ekonominin iyi olmadığı nedeniyle ters takılmıştır. Başka bir şey diyeceğim yok.